Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 13 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs sizin 7. evinizde kavuşuyor. Bu kavuşum evlilik, ortaklık, açık düşmanlıklar ve hukuki konular gibi alanlarda ani ve beklenmedik gelişmeleri de hayatınıza getiriyor. Partnerinizle ilişkinizde büyük bir özgürleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz veya ani bir boşanma kararı hayatınız içinde alabilirsiniz. Öte yandan bazı akrepler ilişkilerini böyle kurtarmak, iyileştirmek için yeni yol arayışına girebilirler. Bir süredir belki de süre gelen anlaşmazlıkları aynı zamanda çözmek için farklı yaklaşımlar deneyebilirsiniz. Veya ilişkiyi bitirerek yeni bir başlangıçta hayatınızın içerisinde yapmanız mümkün. Ortaklıklarınıza ve yeni ve yenilikçi yollar deneyin diye sizi uyarmak istiyorum. Yalnız bu dönemde baskıcı davranışlardan lütfen kaçının. Bir çift olarak belki uzun zamandır böyle çözemediğiniz bir sorunun üstesinden gelmek için bir terapiste gitmeyi veya yeni bir iletişim tarzı denemeyi de bu dönemde evliliğinizi kurtarabilmek adına düşünebilirsiniz. Alternatif olarak tabii ki. Eğer bir evlilik, bir ilişki artık sizi tatmin etmiyorsa da aynı bir şekilde bitirme kararı da alabilirsiniz. 14 Mayıs'ta Venüs ve Satürn güzel bir olumlu açı yapacak. Bu açı yine sizin 6. ve 7. evlerinizi etkileyecek. İlişkiniz, işiniz bunlar için çok güzel fırsatlar sunacak. Yine sizden yaşça büyük veya olgun kişilerden alacağınız desteklerle iş toplantılarına veya görüşmelerde yeni kapılar açabileceksiniz. Örneğin bir aşk veya evlilik teklifi de bu dönemde alabilirsiniz. Veya bir ortaklıkla ilgili uzun vadeli böyle para kazanma fırsatları yakalayabileceğiniz bir dönem de olabilir sizden. Yine sizden yaşça büyük bir partner ya da olgun kişilerden gelen destekle de kariyerinizde gerçekten çok güzel fark yaratabileceğiniz zamanlar demek istiyorum. Bir mentor veya deneyimli bir meslektaşla tanışabilir, işinizde fark yaratacak bir strateji geliştirmeniz de bu dönemde çok mümkün zaten. Aşk hayatında ise yine olgun bir partnerle tanışabilirsiniz. Burada daha uzun bir vadeli ilişkiye de bekar akrepler için böyle olasılıklar mümkün. Böyle bir ilişkiye de adım atabilirsiniz. Şimdi 15 Mayıs'ta Merkür Boğa burcuna geçiyor. Yine sizin tabii ki 7. evinize yerleşecek. Bu durum partnerler ve ortaklarla imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler ve taşınma konularında için hareketli bir dönemi de tabii ki işaret ediyor. Örneğin taşınma ile ilgili kontratlar imzalayabilirsiniz veya partnerinizle önemli bir anlaşmaya da varabilirsiniz bu dönem içerisinde. Ayrıca iş veya aşk ortaklıkları konusunda yeni fırsatlar da karşınıza çıkacak tabii ki. Taşınma ile ilgili kontratlar da bu dönemde imzalanabilir veya partnerinizle önemli bir anlaşmaya da dediğim gibi varabilirsiniz. Yalnız iş ve aşk ortaklıklarında yeni fırsatlar yakalayacağınız bu dönemde gerçekten çok dikkatli ve stratejik adımlar atmanız gerekli olacak. 17 ve 19 Mayıs'ta bu sefer de Güneş Jüpiter'le kavuşacak. Yeni 7. evinizde ki bu kavuşum evlilik, ortaklık, organizasyonlar ve hukuki konularda sizlere müthiş fırsatlar sunacak. Bu tarihlerde özellikle başlattığınız her şey bir defa sevgili akrepler büyüyecek. Bu dönem bekar akrepler için bir evlilik kararı alabilirsiniz. Taşınmaya niyetiniz varsa bu planı netleştirebilirsiniz. Harika zamanlar diyebilirim. Özellikle yapacağınız, aldığınız evlilik kararı ve bugünlerde başlatacağınız evlilikler gerçekten çok kalıcı ve uzun süreli olacaktır. Veya başlatacağınız bir ortaklıkla işiniz daha da büyüyebilir. Veya uzun süredir düşündüğünüz bir iş projesini bu dönemde özellikle hayata geçirebilirsiniz. 18 Mayıs'ta Venüs ve Uranüs yine 7. evinizde kavuşacak bu sefer. Bu kavuşum biraz kaçamak ilişkilere başlangıç yapabilir. Cinsel cazibenizin çünkü artması da çok söz konusu. Yeni tanışmalar, ilişkiler aniden başlayabilir veya aynı hızda da sona erebilir tabii ki. Özellikle aşkla ilgili konularda lütfen çok temkinli olun sevgili akrepler. Ayrıca yapay zeka, ticaret ve dijital dünya ile ilgili yatırım yapmak için de çok doğru bir zaman olabilir. Yeni iş fikirlerinizi hayata geçirmek veya dijital pazarlama alanında büyümek için çok ideal bir dönem olduğunu da söylemek istiyorum.
Yine sosyal medya üzerinden tanışacağınız biriyle bekar akrepler için ani bir ilişkiyi de başlatabilirsiniz. Bu dönemlerde birazcık daha temkinli, birazcık daha yavaş, birazcık daha yanlış şeylere yönelmeden ilerlemeniz gerçekten çok önemli olacak. Çünkü çok güzel açılar da var, çok hızlı gelişen şeyler de var. Burayı birazcık iyi idare etmemiz gerekli. 18 Mayıs'ta yine aynı gün içerisinde Mars ve bu sefer Kuzey Ay Düğümü de kavuşacak. Bu kavuşum 6. evinizde yalnız olacak. Bu kavuşum sağlık ve iş konularında yeni bir döneme işaret ediyor olacak sizler için. Kendinizi motive ve çok tutkulu hissedeceksiniz. Ameliyat veya operasyonla ilgili gündemleriniz varsa lütfen dikkatli olun. Sağlık anında diş veya baş bölgesine daha dikkat etmek gerekli. Ameliyatlarla ilgili kronik rahatsızlıklarınızı birazcık önlemek için doktor kontrollerinizi mutlaka ihmal etmeyin. Aynı zamanda işinizde yeni sorumluluklar da alabileceğiniz bir dönem. Farklı bir pozisyona da geçebilirsiniz bu açıyla beraber. Sağlık kontrollerinizi tekrardan altını çizerek bahsetmek istiyorum ki aksatmayın. Diyet programlarınıza dikkat edin. Güneş Uranüs kavuşumu 7. evinizde çünkü ani gelişmeleri de beraberinde hayatınızda yeni şeyleri de getirecektir. Bu dönemi birazcık daha böyle temkinli, birazcık daha deneyimsel olarak geçirmenize fayda var. Yine tabii ki bu haftanın en güzel açısı bana göre Venüs ve Satürn açısı ki bu da uzun vadeli planlarınızı gerçekten hayatınıza geçirebileceğiniz bir zaman gösteriyor. Onun için bu zamanları güzel değerlendirin. Güneş ve Jüpiter kavuşumu sayesinde de gerçekten altın günler diyebilirim bugünlere. Harika günler ki bununla ilgili ben zaten Venüs videomda da bahsettim. Burada yeni bir evlilik, ortaklık başlatmak için bu dönemi de lütfen kullanın. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.